Merhaba arkadaşlar, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Cumhuriyet dönemi Türk hikayesi ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bağımsız bir sanat anlayışına sahip olan yazar, hikaye, roman ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Hikayelerinde genellikle kendi bakış açısını hakim kılan sanatçı, bazen duyguları veya hatıralarıyla, bazen de olayın kahramanı veya seyircisi olarak hikayenin içinde yer alır. Bu durum eserlerinin dilini de entelektüel bir seviyeye çekmesine sebep olmaktadır. Eserlerinde genellikle İstanbul Türkçesinin ve yazı dili ağırbaşlılığının dışına çıkmaz. Eserlerinde şiirsel, sıcak, duygulu bir üslup kullanmıştır. Hikayelerini Oğlumuz, Yarın diye bir şey yoktur, İki Uyku Arasında ve Hikayeler adlı kitaplarda toplamıştır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar, verilen eserlere baktığımızda Oğlumuz, Yarın diye bir şey yoktur ve İki Uyku Arasındaki hikayeleriyle adından söz ettiren bu sanatçı özellikle Kurtuluş Savaşı temalı son dönem Türk edebiyatının ünlü roman ve hikaye yazarıdır. Yine bu sanatçı özellikle kasaba yaşantısı, orta sınıf insanın ev ve aile hayatını işlediği hikayeleriyle adından söz ettirmektedir. Eserlerinde şiirsel bir dil kullanan bu sanatçı yine eserlerinde ortaya çıkardığı tiplerle ideal tipleri yakalamaya çalışmıştır. Kurtuluş Savaşı'na bir kasabadan baktığı ve Küçük Ağa adını verdiği romanıyla adından söz ettiren bu sanatçı aynı zamanda Osmancık adlı romanın da sahibidir. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu yazar Tarık Buğra'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Cumhuriyet döneminin başlarında toplumcu gerçekçi anlayışla hikaye, roman ve şiir türünde eserler verdi. Olay hikayesi geleneğini kendine özgü, farklı bir tarzda sürdürdü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında edebiyatta görülen köye ve köylü yaşamına ve sorunlarına yöneliş onun eserlerinde önemli bir yer tuttu. Yazar, yakından tanıdığı köy ve kasaba insanlarının mizacını, yaşayışını, sorunlarını eserlerinde konu edindi. Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk yazarın hikaye türündeki eserleridir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar, bu parçada görmüş olduğunuz gibi sanatçının en önemli hikayelerine yer verilmiş. Değirmen, Kağnı ve Sırça Köşk adlı hikayeleri en önemli hikayeler arasındadır. Peki bu sanatçı kimdir? Bu sanatçı yazın hayatına yani edebiyat hayatına şiirle başlamış, asıl başarısını roman ve öyküsünde yakalamıştır. Toplumcu gerçekçi roman ve hikayeleriyle serbest nazım ve toplumcu şiirin öncüsü en önemli isimlerinden biridir. Aldırma Gönül, Leylim Ley, Eşkıya Dünyaya, Dağlardır Dağlar gibi şiirleri birçok sanatçı tarafından bestelenmiştir. Yine bu sanatçı ezilen, yoksulluk çeken, sömürülen Anadolu insanı eserlerinde işlediği bilinmektedir. Sanatçının Kuyucaklı Yusuf romanı gerçekçi Türk romanının en özgün örneklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan adlı romanlarıyla da adından söz ettiren bu kişi Sabahattin Ali'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Türk hikayeciliğine önemli bir yeniden başlama tavrı getiren sanatçı, Çehov tarzı hikayenin edebiyatımızda tanınıp sevilmesinde ön ayak olan bir yazardır. Heyecanlı ve olağan dışı olaylara dayanmayan, yaşanan anı öne çıkaran, konusu bakımından son derece sade olan bu hikayeler, sıradan insanlar ve sıradan olaylarla ilgilenmeyen bir edebi ortamda önceleri bir süre yadırganır. Sanatçının Çehov'a benzerliği biraz konularını seçiş tarzında ama daha ziyade hikaye kişilerini algılayışı, hikayeyi anlatışı ve biçimde aranmalıdır. Onun hikayesinde karamsarlık, ümitsizlik, acı, alaycılık yoktur. Temiz Sevgiler, Mendil Altında, Veysel Çavuş, Otlakçı, sanatçının hikaye kitapları arasındadır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Şimdi aslında buradaki eserlere bakarak bu sanatçının kim olduğunu anlamışızdır az çok. Birazcık da biz bilgi vermiş olalım. Bu sanatçı Çehov tarzı öykücülüğün Sait Faik ile birlikte en önemli temsilcileri arasında yer alır. Yine bu sanatçı sıradan insanın gündelik yaşamını işlemiştir eserlerinde. Realizmden etkilenmiş, sade bir dil kullanmıştır eserlerinde. Aynı zamanda eserlerinde İstemioğlu mahlasını da kullanan bu sanatçı yine yazmış olduğu Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanlarıyla da adından söz ettirmiştir. Bu sanatçı sizin de tahmin ettiğiniz gibi arkadaşlar Memduh Şevket Esendal'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yedi Meşaleciler olarak adlandırılan sanatçılar arasında yer alan sanatçı hikayeleriyle tanınmıştır. İlk hikayelerinde mensur şiire benzeyen bir tarzla süslü ve hayali maceralar da anlatan sanatçı, daha sonraları sosyal konulara önem vermeye çalışırsa da asıl dikkat çekici yanı Bahar Hikayeleri adlı kitabında yer alan Kavaklı Koz Hanı'nda Bir Yaka, Tuhaf Bir Ölüm gibi hikayeleriyle edebiyatımıza getirdiği korku ve esrar temasıdır. Konya Beyşehir arasındaki Erenler Dağı'nda bulunan Kavaklı Koz Hanı uğursuz bir yer olarak tanınmaktadır. Karlı, tipili bir gecede orada kalan hikaye kahramanı sabah hanın tuhaf sahibini esrarengiz bir şekilde ölmüş bulur. Bir otelde yedi kişi, bir yudum su, son öpüş yazarın diğer hikaye kitaplarıdır. Yazarın ayrıca Osmanoflar adıyla bir romanı vardır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aslına bakarsanız sanatçı ile ilgili en önemli unsurları parçada belirtmiş. Yedi meşalecilerden biri demiş, korku türündeki hikayeleriyle adından söz ettirmiş demiş. Yine bahar hikayeleri, bunun yanında bir otelde yedi kişi, Osmanoflar sanatçının en önemli eserleridir arkadaşlar. Aynı zamanda bu sanatçı yedi meşalecilerin tek öykücüsüdür ve şiir yazmamıştır. Bildiğiniz gibi yedi meşaleciler şiir topluluğudur. Fakat bu sanatçı şiir yazmadan toplulukta yer almış, hikayeleriyle adından söz ettirmiş biridir. Yine bu sanatçı Cumhuriyet döneminin korku türünde hikaye yazan ilk ismi olarak karşımıza çıkar. İlk öyküleri masalımsı, sonraki öyküleri ise gerçekçi bir tarzda kaleme almıştır. Peki bu sanatçı kimdir? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi arkadaşlar bu sanatçı Kenan Hulusi Koray'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Kış, adanın bir tarafında yerleşebilmek için rüzgarlarını Poyraz, Yıldız Poyraz, Maestro, Dramudana, Gündoğusu, Batı Karayel, Karayel halinde seferber ettiği zaman öteki yakada yaz daha pılısını pırtısını toplamamış bir kenara oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur. Gitmekle gitmemek arasında sallanır bir halde elinde bir pasaport, çıkınında 3-5 altın bekleyen bu güzel yüzlü göçmen Taze'yi benden başka bu adada seven hemen hiç kimse yoktur diyebilirim. Övünmek için değil, herkesin yeni başlayacak olan 6-7 aylık soğuk hayata kendisini şimdiden alıştırmak ve hazırlamak için bir şeyler yapmaya çalıştığı öyle günlerde ben tembelliğim hep kaçanı kovalayan huyumla yazın o güzel göçmenin peşine düşmüşümdür. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Durum hikayesinin özelliklerini taşımaktadır. Bu doğrudur arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız bir anın, bir durumun anlatımı söz konusudur. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sanatlı söyleyişlere başvurulmuştur. Evet, burada sanatlı söyleyiş var. Dikkat edecek olursanız yaz burada ne yapılmış arkadaşlar? Benzetilmiş. Neye benzetilmiş? Mahzun bir göçmene benzetilmiş. Benzetme sanatına başvurulmuş. Yine kış adanın bir tarafına yerleşebilmek için derken kişileştirme yapılmış. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Anlatımda betimleyici unsurlardan yararlanılmıştır diyor. Evet, parçanın geneline bakarsanız bunu görmüş olacaksınız. Bunu da elemiş olduk. D seçeneği dursun. Kişileştirmeden yararlanılmıştır. Bu da doğrudur. Demin ifade etmiş olduğumuz gibi kış burada ne yapılmış? Adanın bir tarafına yerleştirilir diyerek kişileştirilmiş.
Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Olaylar hakim bakış açısıyla anlatılmıştır diyor. Yanlış arkadaşlar. Burada hakim bakış açısı yok. Dikkat edecek olursanız tembelliğim demiş. Yine düşünmüşümdür demiş. Dolayısıyla kahraman bakış açısı var. Yani anlatıcı olayların kahramanlarından biridir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Sadri Erten ve Sabahattin Ali çizgisinde toplumcu gerçekçi anlayışı sürdüren eserler verdi. Konularını yaşadığı ve yakından tanıdığı Ege bölgesinde bu bölgenin köy ve ilçelerinde yaşayan insanların yaşamından aldı. Sanatçı eserlerinde tarım işçilerinin ve toprak köylülerinin sorunlarını, makineleşme sonucunda bu insanların işsiz kalması olgusunu sınıfsal çatışma temelinde yansıttı. İnsanın insanla ve tabiatla ilişkilerini gerçekçi gözlemlerle ve yalın bir dille anlattı. Telli Kava, Sığına, Cihan Şoförü, Ahmet'in Kuzuları, Yol Üstündeki Kaya, Yağmurdaki Kız, Gecenin Soluğu hikaye türündeki eserleridir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aslında sanatçının en önemli hikaye türündeki eserlerini görüyoruz. Parçada belirtilmiş. Fakat bu sanatçı hakkında isterseniz biz de birkaç bilgi vermiş olalım. Bu sanatçı Kurtuluş Savaşı konusunu destansı bir dille anlattığı Kalpaklılar ve Dolu Dizgin romanlarıyla tanınmış bir sanatçıdır bu. Tarımdaki makineleşmeyi, zenginin köylüyü sömürüsünü anlattığı Sem Amca hikayesiyle 1950'de Dünya Hikaye Yarışması'nda birincilik ödülü almış bir sanatçıdır. Sosyal gerçekçi köy romancılarından bir tanesidir bu. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu Samim Kocagöz'dür. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Hikaye, roman, deneme türünde eserler veren sanatçı farklı biçim, teknik ve içerikte eserler yazdı. Çalışmalarıyla Pegasus ödülü başta olmak üzere çeşitli ödüller aldı. Modern toplumsal yapı içinde yalnızlaşan ve iç dünyasına yaptığı yolculuklarla yaşamı, dünyayı anlamaya çalışan bireyi eserlerinde felsefi bir derinlikle ele aldı. Sanatçı ölüm, korku, yalnızlık gibi kavramlar üzerinde bireyin iç dünyasını imgesel bir anlatımla yansıttı. Eserlerinde oldukça kapalı ve imgesel bir anlatımı benimsedi. Troya'da ölüm vardı, uzun sürmüş bir günün akşamı, göçmüş kediler bahçesi, kısmet büfesi yazarın hikaye türündeki eserleridir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar, parçaya baktığımızda verilen eserler önemli. Troya'da ölüm vardı, yine göçmüş kediler bahçesi, kısmet büfesi ve uzun sürmüş bir günün akşamı adlı eserleri bu sanatçının en meşhur hikayeleri arasında yer alır. Yine Pegasus ödülünü alması ve bireyin iç dünyasını yansıtan eserler kaleme almasıyla bu sanatçının kim olduğunu az çok anlamışsınızdır. Bu sanatçı postmodern romanın edebiyatımızdaki önemli isimlerinden biridir. Bu sanatçının bir de romanı var arkadaşlar. Nedir o? Kılavuz adlı romanıdır. Hatta biz buna Gece adlı romanı da ekleyebiliriz. İki tane de bu şekilde önemli romanı vardır. Bu sanatçı sizin de tahmin ettiğiniz gibi arkadaşlar Bilge Karasu'dur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Edebiyat dünyamızda eserlerinde metafizik unsurları dile getirmeye, özellikle de yaşanılan anı göstermeye çalışması ile dikkatleri çekti. İlk hikayesi 1957'de Varlık Dergisi'nde yayınlandı. Modern tarzdaki hikayelerinde Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini işledi. Ayrıca toplumsal değişimi ve kentlerin kenar mahallelerinde yaşayan insanları objektif bir şekilde yansıtmaya çalıştı. Hikayeleri yer yer postmodern nitelikler de taşır. Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı hikayeleriyle sinema filmine uyarlandı. Hastalar ve Işıklar, Denize Açılan Kapı, Kuyu, Çarpılmışlar, Ansızın Yola Çıkmak yazarın hikaye türündeki diğer eserleridir. Gül Yetiştiren Adam ise roman türündeki tek eseridir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, parçada zaten sanatçı ile ilgili her şeyi söylemiş. Gül Yetiştiren Adam en önemli eserlerinden bir tanesidir. Yine
denize açılan kapı, kuyu, çarpılmışlar da öykü türündeki en önemli eserleridir. Ayrıca Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı eserlerinin de sinemaya uyarlanması bu sanatçı ile ilgili söylenebilecek anahtar kelimelerdir. Peki bu sanatçı kimdir? Bu sanatçı 1960 sonrası İslami söylemin öncülerinden biridir. Bu sanatçı arkadaşlar, çok fazla uzatmayalım, Rasim Özdenören'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yaz Yağmuru adlı eseriyle bireyin iç dünyasını yansıtan sanatçı kimdir? Bu sanatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Seçeneklere baktığımızda Tarık Buğra gider, Abdülhak Şinasi Hisar gider, Samiha Ayverdi gider, Mustafa Kutlu da gitmiş olur. Aslında cevap çıktı ama biz yine de devam edelim. Kemal Bilbaşar Cevizli Bahçe adlı eseri kaleme almıştır. Peki Kemal Bilbaşar hangi anlayışın içerisindedir arkadaşlar? Kemal Bilbaşar toplumcu gerçekçilerin arasında yer almış bir sanatçıdır. Vüsat Orhan Bener'in postmodernizmi benimsediğini biliyoruz. Onun eserinin adı da neymiş arkadaşlar? Dost adlı kitapmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız Ahmet Hamdi Tanpınar, toplumcu gerçekçi ve Dost adlı eserin yer aldığı B seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar. 10. soruya. 10. soruda 1971 yılında ilk hikaye kitabı İpek ve Bakır'ı yayımlayan yazar, 1980'e kadarki ilk dönem hikayelerinde Sait Faik çizgisini sürdürdü. İlk hikayelerinde ikinci yeni şiirlerinden esinlendi. 1981'den sonra 2002 yılına kadarki yazdığı hikayelerinde izlenimci kimliğinden uzaklaşarak yeni biçimsel arayışlara girdi. Gece Gezen Kızlarında postmodern hikayemizin ilk örneklerinden birini verdi. Hikayelerinde genellikle toplumun farklı kesimlerinden insanları işledi. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk adlı hikaye kitapları ile Sait Faik hikaye armağanını almıştır. Ödeşmeler ve Şahmeran hikayesi, Yaz Düşleri, Düş Kışları, 8. Günah, 30'ların Kadını, Aramızdaki Şey, Güzel Yazı Defteri, yazarın hikaye türündeki diğer eserleridir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, bu yazarla ilgili en önemli eserleri vermiş. Yürekte Bukağı, aynı zamanda Yaza Yolculuk, bir diğer eseri de Gece Gezen Kızlar adlı eserleri en önemli sanatçının eserleridir. Bunun yanında arkadaşlar, bu sanatçı kimdir? Bu sanatçı hepimizin yakından tanıdığı şair Turgut Uyar'ın eşidir. Yine bu sanatçı Papyrus dergisi kurucular arasında yer alır. Aynı yıllarda öyküleri kadar deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazılarıyla da tanınmış bir yazardır. Arkadaşlar, günlükleri var bu sanatçının. Gün Dökümü adlı başlığı altında topladığı günlükleri var. Bu sanatçı hepinizin de bildiği Cemal Süreyya'nın sevgilisi Tomris Uyar'dır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.